1979 yılında bir sabah uyandığını düşün. Televizyon ve radyodan tüm halkı uyaran bir haber veriliyor. NASA'nın terk edilmiş uzay istasyonu Skylab, kontrolsüz bir şekilde atmosfere giriyor ve parçaları saatler içinde dünyaya düşecek. Herkes dikkatli olsun, tehlikenin boyutu belirsiz. Haber spikeri endişeyle enkazın Avrupa'ya mı, Asya'ya mı düşeceği belli değil diyor. Peki nasıl oldu da Amerika'nın uzaydaki gururu bir anda tehdit unsuruna dönüştü? Skylab 1973'te fırlatıldığında uzay araştırmalarının geleceği olarak görülüyordu. Astronotlar aylarca yörüngede kalacak, güneş incelenecek, insan vücudunun uzaydaki tepkileri kaydedilecekti. Ancak fırlatma sırasında yaşanan önemli bir arıza istasyonun ömrünü kısaltmıştı. Mikrometeoroid kalkanı ve güneş panelleri zarar görmüş, NASA'nın sonradan yaptığı tamirler bile Skylab'ı kurtaramamıştı. En kritik sorun ise yörüngesinin istikrarsızlaşmasıydı. Güneşin artan aktivitesi atmosferin üst katmanlarını genişletmiş ve Skylab'ı yavaş yavaş dünyaya çekiyordu. NASA 1979 yılına gelindiğinde Space Shuttle programındaki gecikme yüzünden istasyonu kurtaramayacağını anladı. Böylece 77 tonluk bu dev yapı Hint Okyanusu'na düşme planıyla atmosfere sokuldu. Ancak hesaplar tutmadı ve Skylab Avustralya semalarında bir ateş topuna dönüştü. Sen de hazırsan tonlarca ağırlıktaki bir uzay istasyonunun nasıl kısa süreli de olsa dünyayı dehşete sürüklediğine birlikte bakalım. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle dünya iki süper gücün çekişmesine tanık oldu. Amerika ve Sovyetler Birliği. Atom bombası teknolojisi, casusluk faaliyetleri ve propaganda savaşları ile şekillenen bu döneme Soğuk Savaş adı verildi. Ancak bu rekabet sadece askeri alanda değil, bilim ve teknolojide de kendini gösterdi. Sovyetler 4 Ekim 1957'de Sputnik 1'i uzaya fırlattığında Amerika büyük bir şok yaşadı. Amerikan halkı tepelerinden geçen bir Sovyet uydusunun düşüncesiyle dehşete kapılmıştı. Dünyanın bu ilk yapay uydusu Sovyetlerin teknolojik üstünlüğünü Amerika'ya kanıtlıyordu. Amerikan medyası nasıl bu kadar geride kaldık başlıklarıyla çalkalanıyor, Sovyetlerin nasıl bu kadar ileri bir teknolojiye sahip olduğu sorgulanıyordu. Amerikan hükümeti derhal devreye geçti ve Eisenhower'ın emriyle NASA 1958'de kuruldu. 1961'de Yuri Gagarin'in uzaya çıkmasıyla Amerika uzay yarışında 2-0 geriye düştü. Amerika bu yenilgi sonrası John F. Kennedy önderliğinde gözünü Apollo projesiyle Ay'a dikti. Neil Armstrong'un 1969 yılında Ay'a çıkışına kadar Amerika uzay yarışında Sovyetlerin gerisinde kabul edildi. İki dev arasındaki yarış iyice kızışmış, rekabet artık kimin yörüngede daha başarılı bir uzay istasyonu kuracağına dair bir prestij mücadelesine dönüşmüştü. İşte bu durum Amerika'yı Skylab projesini hızlandırmaya itti. Çünkü Sovyetler Salyut serisi istasyonla uzun süreli uzay görevlerine başlamıştı. Amerika ise Ay zaferinin ardından uzayda kalıcı olma fikriyle Skylab'ı tasarladı. Yaklaşık 5 yıllık bir çalışmanın ardından Skylab göreve hazırdı. Proje tasarımları Apollo'nun iptal edilen görevlerinden kalan Saturn V roketinin 3. aşamasına dayanıyordu. Bu devasa yakıt deposu çok katmanlı bir laboratuvara dönüştürüldü ve içinde güneş teleskopları, yaşam destek sistemleri ve astronotların aylarca kalmasını sağlayacak geniş çaplı bir yaşam alanı vardı. Hatta uzayda ilk kez bir duş almayı sağlayacak sistemi bile entegre etmişlerdi. Fırlatma öncesinde NASA yetkilileri bu istasyonun insanlığın uzaydaki kalıcılığının ilk adımı olacağına inanıyordu. 14 Mayıs 1973'te Skylab devasa Saturn V roketiyle uzaya fırlatıldı. Maalesef fırlatış planlandığı gibi gerçekleşmedi. Kalkıştan sadece 63 saniye sonra kritik bir arıza meydana geldi. Roketin üzerindeki mikrometeoroid kalkanı koparak uzaya saçıldı. Bu kalkan Skylab'ı uzay çöplerinden korumanın yanı sıra güneş ısısına karşı yalıtım da sağlayacaktı. Kalkanın kopmasıyla istasyonun dış yüzeyinde sıcaklık yükseldi. İçerideki sıcaklık ise dayanılmaz seviyelere ulaştı. Daha da kötüsü kalkanın kopuşu ana güneş panellerinin açılmasını engelledi. Skylab yeterince enerji üretememe tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. NASA mühendisleri durumu hemen analiz etti. Güneş panelleri açılmazsa istasyon enerjisiz kalacak, yaşam destek sistemlerinin çökmesiyle Skylab kullanılmaz hale gelecekti. Acilen bir tamir görevi planlandı. Charles Conrad, Joseph Kerwin ve Paul Witz'den oluşan ekip 25 Mayıs 1973'te Skylab'e ulaştı. Karşılaştıkları manzara içler acısıydı.
Güneş paneli sıkışmış, laboratuvar aşırı ısınmış ve içerideki hava plastik yanığı kokuyordu. Astronotlar uzay tarihinin en riskli tamir operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Kopan kalkanın yerine altın kaplama bir güneşlik yerleştirildi. Sıkışan güneş panelini açmak için uzay yürüyüşü yapıldı. Ekip yaptıkları tamirle Skylab'ı tekrar kullanılabilir hale getirdi. Ancak bu tamir istasyonun ömrünü sadece 6 yıl uzatabildi. Skylab'in başına gelenler gelecekteki istasyonların tasarımlarında yedek sistemlerin ve esnek mühendislik çözümlerinin ne kadar kritik olduğunu gösterdi. Skylab yaşanan her şeye rağmen uzay biliminde çığır açan bir laboratuvar haline geldi. 1973 ve 74 arasında gerçekleşen 3 insanlı görevde astronotlar toplamda 171 gün boyunca yörüngede kaldı. Bu sürede yapılan deneyler bugün hala uzay araştırmalarının temelini oluşturuyor. Skylab'in en önemli ekipmanı Apollo teleskobu adı verilen bir güneş gözlem modülüydü. Bu teleskop sayesinde güneşin korona tabakası ilk kez detaylı şekilde incelenebildi. Elde edilen görüntüler bilim insanlarına güneş patlamalarının nasıl enerji yaydığını ve dünyadaki iletişim sistemlerini nasıl etkilediğini gösterdi. Astronotlar uzun süreli ağırlıksızlığın etkilerini gözlemlemek için kendi bedenlerini kobay olarak kullandı. Kemik yoğunluğu ölçümleri, kas kaybı testleri ve kan dolaşımı analizleri yapıldı. Bu veriler bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılan egzersiz ve beslenme programlarının temelini attı. Diğer yandan Skylab'in kameraları dünyanın kaynaklarını haritalamak için kullanıldı. Örneğin çölleşme trendleri, okyanus akıntıları ve hatta Antarktika'daki buzul hareketleri yine bu şekilde kaydedildi. Kaydedilen görüntüler 1970'lerde henüz emekleme aşamasındaki çevre bilimine kritik veriler sağladı. Ancak Skylab'in başarıları onu yörüngede tutmak için yeterli değildi. 1970'lerin sonunda Güneş yoğun manyetik aktivite döngüsüne girmişti ve bu patlamalar dünyanın üst atmosferini ısıtarak genişletti. Genişleyen atmosfer Skylab'in yörüngesindeki sürtünmeyi arttırdı ve istasyonu her gün biraz daha dünya yörüngesine çekti. NASA'nın hesaplamalarına göre yörünge kaybı yılda 10 kilometreye ulaşıyordu. NASA Skylab'i kurtarmak için Space Shuttle adında bir programa başladı. Plan basitti. 1980'de fırlatılacak bir mekik Skylab'e kenetlenecek, özel bir motorla istasyonun yörüngesini yükseltecekti. Böylece istasyon en az 10 yılda kullanılabilecekti. Ancak Shuttle projesi büyük gecikmeler yaşadı ve 1979'a gelindiğinde Skylab'in yörüngesi o kadar alçalmıştı ki kurtarma imkansız hale geldi. NASA, enkazın Hint Okyanusu'nun ıssız bir noktasına düşmesini planladı. Ancak Skylab'in dönüş hattını etkileyen atmosferik dalgalanmalar hesapları alt üst etti. 11 Temmuz 1979'da istasyon Hint Okyanusu ve Avustralya'nın Batı Esperance bölgesine parçalar haline düştü. Bölgedeki çiftçiler gökyüzünde garip bir ışık seli görmeye başladı. 77 tonluk dev yapı saniyede 5 kilometre hızla ilerlerken parçalara ayrılıyor, yanan metal parçaları 200 kilometre genişliğinde bir alana saçılıyordu. Enkazın çoğu Hint Okyanusu'na düşse de 24 parça Avustralya'ya isabet etti. Skylab'in Avustralya semalarında yarattığı o muazzam ateş topu yeryüzünde şaşkınlık ve bir nebze de rahatlama yarattı. Neyse ki kimse ciddi şekilde yaralanmamış, büyük bir felaket atlatılmıştı. Ancak bu olay uzay boşluğunda başıboş dolaşan devasa bir yapının kontrolden çıkarak dünyaya düşmesinin nedenli ürkütücü olabileceğini tüm dünyaya göstermişti. Skylab'in enkazı Batı Avustralya'nın Esperance bölgesi sakinleri için sıra dışı bir olaydı. Gökyüzünden düşen yanık metal parçaları tarlalara ve ıssız arazilere saçılmıştı. Bazı parçalar o kadar büyüktü ki yerel halk bu uzaydan gelen hediyeleri incelemek için akın etti bölgeye. Yerel yönetim bu beklenmedik ziyaret nedeniyle NASA'ya 400 dolarlık bir çöp atma cezası bile kesti. İlginç bir şekilde kesilen bu uzay çöpü cezası yıllarca ödenmedi. Ta ki 2009 yılında bir Amerikan radyo sunucusu Scott Barley dinleyicilerinden topladığı bağışlarla bu komik borcu ödeyene kadar. Bu olay Skylab'in düşüşünün üzerinden yıllar geçse de unutulmayacağını ve ilgi çekici olacağını gösteriyordu. NASA içinse bu olay hem başarısızlık hem de önemli bir ders niteliğindeydi. Uzay istasyonunun düşüşü mühendislik hesaplarının ve atmosferik koşulların ne kadar karmaşık ve öngörülemez olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Skylab'in düşüşü, Soğuk Savaş'ın gölgesinde süregelen uzay yarışının da ilginç bir anısı olarak tarihe geçti. İki süper gücün arasındaki uzay hakimiyeti mücadelesi sürerken bir Amerikan uzay istasyonunun kontrolden çıkarak beklenmedik bir şekilde dünyaya düşmesi, uzayın sadece bir bilim ve teknoloji arenası olmadığını, aynı zamanda riskler ve öngörülmezliklerle dolu bir ortam olduğunu da hatırlatmıştı. Skylab'in hikayesi uzayın büyüleyici olduğu kadar potansiyel tehlikeler de barındırdığını gösteren unutulmaz bir olay olarak hafızalarda yerini aldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Skylab gibi bir facia tekrar başımıza gelebilir mi? Yorumlarda fikirlerinizi mutlaka bekliyorum. Eğer uzayın gizemli ve heyecanlı hikayelerini bizimle keşfetmeye devam etmek isterseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Arka fonda biz duyulmaya değer hikayeleri anlatıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.